Songuç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeryüzünde su varlığı konusunu işleyeceğiz. Yani doğadaki 3 temel unsurdan bahsedeceğiz. Birinci temel unsurumuz yeryüzünde su varlığı. Peki bugün bizi bu su varlığı içerisinde hangi kısımlar bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda arkadaşlar doğadaki 3 unsurdan birincisi yeryüzündeki su kaynakları, su kaynaklarının özellikleri, su kaynaklarının kullanımından bahsedeceğiz. Peki bu dersimiz bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı en önemli fayda görmüş olduğunuz bir su kütlesinin hangi koşullar altında oluştuğunu ve bu su kütlesinden nasıl faydalandığımızı öğrenmiş olacağız. Ve dersimiz bittiğinde yapmamız gereken en önemli şey nedir? Tabii ki de konunun iyi bir şekilde öğrenilmesidir. Ve bunun için ne yapman gerekiyor? Hem o MEP kaynaklarındaki soruları güzel bir şekilde çözmen gerekiyor ve aynı zamanda bizim sizler için hazırlamış olduğumuz o iki güzel kaynağı da bitirmen gerekiyor. Birincisi sıfırdan ona o konu özetli soru bankası dediğimiz kısım. Yani 64-68 sayfa aralığı sevgili arkadaşlar. Bir de Dinamo Coğrafya Soru Bankası'nı açıyorsun. Burada da 44-60 arasını güzel bir şekilde çözüyorsun. Ve burada tabii ki de ikinci yazılarımız başlayacak. Burada da ekstra kısımlarda yazılı ile ilgili hazırlık çalışmalarımız da yer almakta. Haydi bakalım dünyada su kaynakları. Özellikle arkadaşlar dünya yüzeyinin yaklaşık %71'lik kısmı yani 1/4'ü sularla kaplıdır ve yeryüzündeki o suları oluşturan su küre. Bunu 9. sınıfta görmüştük, hatırlayalım. Su küre dediğimiz hidrosfer, hidrosu sifere dediğimiz kısımda küredir ve burada fiziki coğrafyanın alt dalı olan hidrografya inceleyecektir. Bak hidrosferi kim inceledi? Hidrografya. Mesela litosfer de vardı, taş küreydi. Onu da kim inceliyordu? Jeomorfoloji inceliyordu. Ve şunu unutmayalım, yeryüzündeki su kaynaklarını kimler oluşturuyor? Tuzlu su kütleleri, okyanuslar, aynı zamanda denizler, göller, buzullar, yer altı suları ve akarsular oluşturmaktadır. Arkadaşlar biz bunları kullanmaktayız. Nasıl kullanıyoruz? İçme anlamında kullanmaktayız su kaynaklarını. Tarımsal anlamda kullanıyoruz. Elektrik enerjisi üretimi anlamında kullanıyoruz. Ulaşımda kullanmaktayız. Sanayi tesislerinde kullanıyoruz. En basit şöyle bir örnek verebilirim. Bir ton demirin çeliğe dönüştürülebilmesi için 200 bin litre suya ihtiyaç vardır. Ve aynı zamanda termik santral, nükleer santrallerde elektrik enerjisi üretebilmek için gene suya ihtiyacımız vardır. Bununla birlikte kağıt fabrikalarında gene üretim yapabilmek için su kaynağına ihtiyacımız gerekmektedir diyebiliriz. Biz bunu çok kullanıyoruz ama bu su kaynakları sürekli olarak kendini yeniliyor. Biz buna döngü diyeceğiz. Zaten madde döngüleri var. Bir sonraki sene 11. sınıfta bunları da işleyeceğiz. Bu döngülerden bir tanesi de anda burada görmüş olduğunuz su döngüsüdür. Peki nasıl oluyor? Güneş ışınları yeryüzüne geldiğinde su kütleleri buharlaşma meydana geliyor ve bir yükselme var ve aynı zamanda bitkilerin terlemesiyle birlikte de atmosfere su buharı karışmakta ve biz bu su buharını gözle göremeyiz. Su buharının gözle görülebilir hale gelmesi işlemi gökyüzündeki bulutlardır ve bu işleme biz yoğunlaşma diyoruz. Ve bağıl nemin %100'ü geçtiği alanlarda bu yoğunlaşan su buharı yağış olarak yeryüzeyine düşecek. Bazı yerlerde bu yağmur şeklinde, bazı yerlerde kar şeklinde, bazı yerlerde ise bu yağış dolu şeklinde meydana gelecektir diyebiliriz. Daha sonra kar şeklinde düşen yağışlar dağların şu görmüş olduğunuz yüksek kesimlerinde kalıcı kar kütlelerini oluşturacaktır. Bazı yerde o yağmurlar yüzeysel akışa geçecek, gölleri, akarsuları, denizleri, okyanusları besleyecektir. Bazı alanlarda ise yer altına sızacak ve yeraltı sularını besleyecektir. Bununla birlikte tekrar bir yükselme yaşanacak, tekrar yoğunlaşma, tekrar yağış, tekrar yüzeysel akış, tekrar sızma olacaktır. İşte suyun litosfer dediğimiz taş küre ile atmosfer dediğimiz hava küre arasında yer değiştirmesi işlemine biz su döngüsü diyoruz ve suyun sürekli olarak kullanılmasını sağlıyor. Peki biz bu yeryüzündeki su kaynaklarını kaça ayıracağız? Temelde iki. Bunlardan birincisi tuzlu su kaynakları, ikincisi ise tatlı su kaynaklarıdır. Dikkat ederseniz ben burada virgülleri atmadım. Genel itibariyle kaba taslak bir hazırlama yaptık. %97 tuzlu su kütlesi, %3 ise tatlı su kütlesini oluşturmakta. O zaman buradan şu yorumu yapabiliriz.
biliriz arkadaşlar. Bizim kullanmış olduğumuz bu tatlı su kaynakları ciddi anlamda az. O yüzden suyu ne yapmamız lazım? Dengeli ve idareli bir şekilde kullanmamız gerekmekte. Peki hemen buradaki şu tatlı su kaynaklarını açmamız gerekirse, bakın dikkat edin, neyi açıyoruz? Tatlı su kaynaklarını açıyoruz. %3'ün çok büyük bir kısmını kim oluşturmakta? Buzdağları ve buzullar oluşturmakta. %31,4'lük kısmını yeraltı suları oluşturmakta. %0,3'lük kısmını ise yüzey suları oluşturuyor. Şimdi şöyle düşün. Evet, bizim tatlı su kaynağımız %3 ile ciddi anlamda az ve bunun da çok çok büyük bir kısmını kim oluşturuyor? Buzdağları ve buzullar oluşturmakta. O yüzden bizim dünya ölçeğine baktığımızda insanların tatlı suya erişimi de yeterli olmayabilir. Birazdan ona da bakacağız. Sonra neyi irdeleyeceğiz? Bu sefer de yüzey sularını kim oluşturmakta? Bak, %0,3'lük kısmı açıyoruz. Tekrar söylüyorum, %0,3'lük kısmı açıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü göller oluşturmakta %87, %11'lik kısmını bataklıklar oluşturmakta, %2'lik kısmını ise nehirler oluşturmakta diyebiliriz. Ve dikkat edin, tekrar söylüyorum, bunu unutmayalım. Yeryüzündeki suların çok küçük bir kısmını tatlı su kütleleri oluşturmakta, su kütlesinin çok büyük bir kısmını kim oluşturmakta? Tuzlu sular, yani okyanus ve denizler oluşturmakta. Biraz önce ne dedik arkadaşlar? Ya şimdi %3'lük bir tatlı su kaynağımız var ve bunun çok büyük bir kısmını buzdağları ve buzullar oluşturuyorsa insanların tatlı suya erişimi de yeterli değildir. Ve biz dünyadaki ülkeleri su kaynakları, su varlıkları bakımından 3'e ayıracağız. Bunlardan birinci grup ülkeler su fakirliği yaşayan ülkeler. Ne diyor bize? Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1000 metreküpten az olduğu ülkelerdir. Mesela haritaya baktığımda alt kısımda şurada renk tonlarını görmekteyim ki bu haritanın elemanlarından bir tanesiydi. Yani lejant, haritada kullandığımız sembolün, simgenin, rengin ne anlama geldiğini burada belirtiyorduk. Ve dikkat ederseniz 1000 metreküpten az dediğimiz kısım bu alanı oluşturmakta. Yani kırmızı renk tonunu gördüğümüz alanlar su fakirliği yaşayan alanlarmış. Dikkat ederseniz Afrika'nın kuzey kısmı, Arap Yarımadası su fakirliği yaşayan ülkelerin bulunduğu coğrafyalar. Ya zaten burada hangi iklim görülüyor? Çöl iklimi görülüyor. O zaman tatlı suya erişim burada ciddi anlamda azdır diyebiliriz. İkinci grup ülkelere geldiğimizde yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 2000 metreküpten daha az olması diyor. Su azlığı yaşayan ülkeler. Hemen 2000 metreküpe baktığımda şu turuncu renk tonunu görebilmekteyim. Mesela burada Hindistan ve çevresi, aynı zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti su azlığı yaşayan ülkeler grubu içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Bir de ney varmış? Su zenginliği yaşayan ülkeler ya da bölgeler varmış. Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 8000 metreküpten fazla olduğu diyor. Peki 8000 metreküp neresidir dersek, o mavinin koyulaşan tonları. Örnek vermemiz gerekirse Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Şili, Peru, Kanada, İskandinav Yarımadası. Bu alanlar ise su zenginliği yaşayan ülkeler kısmında yer almaktadır diyebiliriz. Ama nüfusumuzun artması, maalesef ki insanların suyu yoğun ölçekte kullanması, ileriki yıllarda dünya ölçeğinde o su azlığı yaşayan ülkelerin su fakirliği yaşayan ülkeler grubuna girmesine, su zenginliği yaşayan ülkelerin de su azlığı yaşayan ülkeler grubuna girmesine neden olacaktır diyebiliriz. Şimdi geldik bunların hepsini teker parçalamaya. Biz %97'lik kısmıyla dünyadaki en fazla su kaynağının bulunduğu alana tuzlu su kütleleri diyoruz. Ve tuzlu su kütlelerinde iki tane irdeleyeceğimiz kısım var. Bunlardan birincisi okyanuslar, ikincisi ise denizlerdir. Peki bu okyanus nedir? Dünyada jeosenklinal alanları var. Jeosenklinal alanları dediğimiz bu kıtaların arasındaki geniş çukur alanları kaplayan kısımlardır. Biz bu alanlara jeosenklinal alanları diyoruz. Ve bu jeosenklinal alanlarındaki bulunan bu su kütlelerine biz okyanus diyeceğiz. Ve genel itibariyle sizin bilmeniz gereken önemli 3 tane okyanus var. Nelerdir bunlar dersek? Birincisi Büyük Okyanus. Diğer ismiyle biz buna Pasifik Okyanusu diyeceğiz ki
kapladığı alan bakımından en geniş yüz ölçüme sahip olan okyanusumuzdur. Nerede yer alıyor dersek, Kuzey Amerika ile Güney Amerika arası, Asya ile Avustralya arasında yer almakta. Yani bunların kesişim kısmında yer alıyor. Peki burası hangi açıdan da önemli? Biz buraya Pasifik Ateş Çemberi demiştik. Hatırlayın önceki derslerimizde. Burada deprem, burada volkanizma, burada tsunami yaygın ölçekte görülmekte. Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz kısım Büyük Okyanus çevresi olarak karşımıza çıkmakta. Sevgili arkadaşlar, bunu unutmayalım. En geniş burasıymış. Devamında kim var? Atlas Okyanusu. Diğer ismiyle nedir burası? Atlantik Okyanusu diye geçer. Gene Kuzey Güney Amerika ile Afrika ve Avrupa kıtalarının arasında yer alır ki burada gelişmişlik seviyesi yüksek olan iki önemli bölge var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Amerika, bir diğeri ise Batı Avrupa. Bu iki alan arasında sürekli olarak ticari faaliyetler yaygın ölçekte deniz yoluyla yapıldığı için dünyada deniz yolu ulaşımındaki en yoğun ulaşımın olduğu alan Kuzey Atlantik yoludur. Niye Kuzey Atlantik dedik? Ya biz zaten Atlas Okyanusu'na Atlantik Okyanusu da diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Burası da bizim için önemlidir. Üçüncüsü, yüz ölçüm bakımından diğerlerine nazaran çok daha küçük olan okyanusumuz Hint Okyanusu'dur. Asya'nın güney kısmı Hindistan, Afrika'nın doğu kısmı Avustralya, Malezya, Endonezya, Gine Adaları'nın şu arasında kalan kısım ki burada da muson rüzgarları vardı. Yaz musonu ve kış musonu Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na geldiğinde bu alanda bol miktarda yağışın düşmesine neden olmuştur diyebiliriz. Peki okyanuslar bunlardı. Denizler kimler? Deniz okyanustan nasıl ayrılır dediğimizde şöyle düşüneceğiz. Okyanuslar çok geniş bir yüz ölçüme sahip, derinlik anlamında çok derin olan o su kütleleridir. Denizler ise ya bunun kıyısında ya da bunlara bir boğaz ya da kanalla bağlanacaktır diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Bak burada o zaman ayrımı unutmayalım. Okyanuslar derinlik fazla, geniş bir yüz ölçüme sahipken denizlere baktığımız zaman okyanuslara göre daha sığ ve aynı zamanda yüz ölçüm anlamında okyanuslardan da daha küçük su kütlelerini verdiğimiz isimdir. Biz burada denizi ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi. Eğer ki bir deniz okyanusun hemen kenarında ise ben buna kenar deniz diyeceğim. Eğer ki okyanusa bir boğaz ya da kanalla bağlanıyorsa ben buna iç deniz diyeceğim arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki. Güzel bir haritamız var ve bu harita üzerinde arkadaşlar gelin hep birlikte biz neleri yapalım? O okyanuslar, denizler nerede? Bunların genel itibariyle kimler olduğunu nasıl bileceğiz? Hemen ne yapıyorsun? Hemen sen atlasını hazırlıyorsun. Sol tarafa açıyorsun. Bilgisayardan beni izliyorsan telefondan hemen şöyle bir dünya fiziki haritası açıyorsun. Burada bazı alanlar var. Gelin hep birlikte bu alanlara şöyle göz atalım. Şimdi birinci alan dediğimiz kısımda kim var? Hemen şöyle şu sol üst kısımdan gidelim arkadaşlar. Sol üst kısımda şu alanı görebilmekteyiz. Bu alan neresi? Kanada'nın kuzey kısmı. Tamam mı? Şimdi geldik. Biz hemen şöyle haritamızı açtığımızda aslında bu alan neresi? Bu alan dediğimiz kısım hemen şöyle şunu da düzeltelim. Bu alan dediğimiz kısım Hudson Körfezi olarak geçer. Şurayı şöyle Hudson Körfezi diye yazıyorum. Bak bundan sonra senin yapacağın nedir dersek. Hemen şuradan şunu alıyorsun. O haritanı açıyorsun. Haritanı açtıktan sonra burada ne yazıyorsa onu güzel güzel geçiriyorsun. Mesela şu alana geliyorum. Burası neresi dediğimizde, bak tam şu kısım neresi dediğimizde Meksika Körfezi olarak geçer. Meksika Körfezi diye yazıyorum. Burayı da güzel güzel doldurdun. Mesela şu alanda İskandinav Yarımadası'nın o iç kısmında bir deniz görebilmekteyim. Burayı yazıyorsun. Mesela şu alanda kim var? Dünyanın en büyük iç denizlerinden bir tanesi. Akdeniz var. Bak iç deniz dedik. Niye Akdeniz'e iç deniz diyoruz biz? Çünkü Akdeniz şu alandan Cebeli Tarık Boğazı vasıtasıyla kime bağlanıyor? Atlas Okyanusu'na bağlanıyor. Aynı zamanda şurada gene bir iç deniz görebilmekteyim. Burası kimdir dediğimizde Kızıl Deniz olarak karşımıza çıkmakta. E burayı biraz önce görmüştük. Burası kimdi? Pasifik Okyanusu olarak geçiyordu değil mi? Büyük Okyanus. Burası Atlantik yani Atlas Okyanusu olarak geçiyordu. Burası kimdi? Hint Okyanusu olarak geçmekteydi. Bak burada da şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Biz eğer ki
Okyanusun kıyısında bir denizden bahsediyorsak, bunlar kenar denizlerdir. Mesela Japon denizi gibi, Çin denizi gibi bunlar kenar denizlerdir. Ama bir okyanusa boğaz ya da kanalla bağlanıyorsa bunlar da iç deniz olarak geçer. O zaman ben şimdi buradaki yazmış olduğum kısımları şöyle siliyorum. Sildikten sonra kalemimi şöyle çekiyorum. Sen buranın güzel bir ekran alıntısını alıyorsun. Ekran alıntısını aldıktan sonra haritana bakarak buradaki boşlukların hepsini güzel güzel dolduruyorsun. Geldik şimdi göller. Gölün okyanus ya da denizden ayrılan farkı nedir dersek, okyanus ve denizlerde bir çukurluğumun oluşması gerekiyordu ya. Eğer ki bu oluşan çukurluk karanın içerisinde ve daha dar bir alan kaplıyorsa bu alanlara biz göl diyeceğiz. Ve şunu unutmayalım. Göller tatlı yüzey sularının %87'lik kısmını oluşturmakta. Tatlı yüzey suyu kaçtı? %0,3'lük kısımdı. Bununla birlikte karalar üzerinde kapladığı alan %2'lik kısımdır. Ve burada bilmemiz gereken 3 tane önemli göl kavramı var. Bunlardan birincisi, dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip gölü arkadaşlar Hazar Gölü'dür. Bak, ben buraya 424 bin kilometre kare yazmışım. Hemen şimdi interneti açıyorsun ve Hazar Gölü'nün yüz ölçümüne bakıyorsun. 374 bin kilometre kare civarı bir şey gelecektir. Şimdi şuna dikkat et. Niye bunu yazdım? Şundan dolayı. Bunu önceki yıllarda anlattığımızda siz videolarda 424 bin kilometre kare olarak göreceksiniz. Ama şu anda Hazar Gölü'nün yüz ölçümü 374 bin kilometre kareye düşmüş. İşte biz su kaynaklarını yoğun ölçekte kullanmaya devam ettiğimizde dünya ölçeğinde yaşanan kuraklıklar bu göllerin yüz ölçümlerinin de giderek daralmasına neden olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Mesela bu göllerden bir tanesi kimdir dersek Aral Gölü. Çok garip, çok ciddi anlamda üzücü bir sona doğru gitmekte sevgili arkadaşlar. Ve burası aslında Marmara Denizi'nden çok daha büyük bir göl. Bak, Marmara Denizi'nden yüz ölçüm anlamında çok daha büyük bir alanı kaplıyor. Hemen hemen Karadeniz'le aynı yüz ölçüme sahip ve Türkiye arazisinin yarı kısmını oluşturmakta arkadaşlar. Dünyanın en derin gölü gene Asya'da yer almakta. Baykal Gölü'dür. 1740 metre derinliğe sahiptir. Dünyadaki yükselti bakımından en yüksek olan göl Peru ile Bolivya sınırları arasında yer alan Titicaca Gölü olarak geçmekte. Ve arkadaşlar şunu unutmayalım. Bir gölün herhangi bir alanda meydana gelebilmesi için o alanda bir çukurluğun oluşması lazım. İşte şimdi biz bu çukurlukları oluşturan durumlar nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Ancak bir gölün sularına baktığımızda suları tatlı olabilir, tuzlu olabilir, acı olabilir, sodalı olabilir arkadaşlar. Peki bir göl suyunun tatlı, tuzlu, acı ya da sodalı olmasında gölün kimyasal özellikleri etkili. Sonuçta gölü besleyen akarsular var. Bu akarsuların kimyasal özellikleri etkilidir. Bu gölün etrafındaki iklim özellikleri etkilidir ama en önemli olaylardan bir tanesi göl çanağını oluşturan kayaçlardır. İkinci en önemli olan olay nedir dersek bir gideni, bir göl ayağı var mı yok mu? Bu da bizim için çok önemlidir. Peki bu olay nasıl oluyor dersek? Bakın arkadaşlar, şimdi buradaki akarsuyu gölü besledi mi? Besledi. Aynı şekilde buradaki akarsuyu da gölü besledi mi? Besledi. Peki bu göldeki bu sular bir diğer akarsu tarafından dışarıya doğru aktarılıyor mu? Tabii ki de evet. İşte biz buna gölün sularını dışarıya aktaran kısma giden ya da göl ayağı diyeceğiz. Eğer ki bir gölün gideni mevcutsa bu gölün suları tatlıdır. Ancak göle gelen akarsular bunlar besledi. Bu da besledi. Üstüne bu da besledi. Olmadı, bu da besledi. Şimdi hepsi besliyorsa hemen şunu şöyle sileyim. Hop, aldık, sildik. Bu da besliyorsa arkadaşlar burada bir gideyen var mı? Ben göremedim. Yok. Burada gideyen yoksa bu gölün suları tatlı olabilir mi derseniz tabii ki de hayır. O zaman şunu unutma. Bir gideyen ya da bir göl ayağı varsa o gölün suları tatlıdır arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Şimdi biraz önce ne dedik? Göllerin herhangi bir alanda oluşabilmesi için bir çukurluğa, bir çanağa ihtiyacım var. İşte biz bu çukurluğu oluşturan iki tane durumdan bahsedebiliriz. Doğal göller. Bu çukurluk doğal süreçler içerisinde meydana geliyor. Bir de yapay göller var. Kim bunlar? Barajlar olabilir.
ya da göletler olabilir. Bu çukurluğu kim yapıyor? Ben yapıyorum. Mesela ben niye baraj yapabilirim? Bir, taşkınları önlemek için yapabilirim. Elektrik enerjisi üretmek için baraj yapabilirim. İçme suyu temini için ya da tarımsal faaliyetlerde sulama için baraj yapabiliyoruz. Turizm faaliyetleri için, dinlenmek için göletleri de yapmaktayız. Bunlar yapay anlamda oluşturulmuştur çukurluklar. Doğal kısma geldiğimizde bunların oluşumunda hem iç kuvvetler hem de dış kuvvetler etkilidir. Yani o orojenez, volkanizma, deprem dediğimiz kısımlar gölleri oluşturabilir, bir çukurluğu oluşturabilir. Buzullar, akarsular, onun dışında dalga ve akıntılar bunlar da başka grup gölleri oluşturabilmekte. Eğer ki bir iç kuvvet anında bir çukurluk meydana geliyorsa bunları biz tektonik göl diyoruz. Eğer ki orada bir eriyebilen kayaç var ve suyla tepkimeye girdiğinde eridi ve bir çukurluk oluştuysa biz buna karstik göl diyoruz. Eğer ki bir akarsu var ve bu akarsuyun önü bir setle kapanıyorsa, bir çukurluğun önü bir setle kapanıyorsa biz bunlara set gölleri diyoruz. Buzulun hareketi sırasında meydana gelen çukurluklarda bir su kütlesi birikmişse buzul gölleri, volkanizma faaliyetleriyle bir göl oluyorsa bunlara da volkanik göller diyoruz. Bak, bir çukurun önü setle kapandı ve set gölü oluştu dedik ya. Bu seti oluşturan bir heyelansa heyelan seti gölüdür. Eğer ki dalga ve akıntılar kıyıya getirdiği malzemeleri biriktirip bir alanın önünü kapatıyorsa kıyı seti gölüdür. Eğer ki volkanizmadan çıkan lavlar bir alanın önünü kapatıyorsa lav seti gölüdür. Eğer ki akarsu aşındırıp taşıdığı malzemeleri bir yerde biriktirip bir göl oluşturuyorsa alüvyon seti gölüdür. Eğer ki buzullardan aşındırdığı malzemeler herhangi bir alanda biriktiriyorsa buna da biz moren seti gölü diyeceğiz. O zaman doğal göllerin oluşmasında hem dış kuvvetler etkilidir hem iç kuvvetlere etkilidir. Yapay göllerin oluşması ise insan faaliyetlerine bağlı olarak meydana gelmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Birincisi tektonik göller. Şunu unutmayalım. Dağ oluşum hareketleri. Yani bu hareketler neydi? Orojenezdi arkadaşlarım. Bu dağ oluşum hareketleri sırasında çarpışma ile birlikte meydana gelen bir çukurluklar var. Ve bu çukurluklarda bir göl oluşmuşsa, bir soru ikincisi varsa biz bu göllere tektonik göller diyeceğiz. Ve şunu unutmayalım. Büyük göllerin neredeyse tamamına yakını tektonik kökenlidir. Ve aynı zamanda Asya kıtasında biraz önce söylemiş olduğumuz Hazar Gölü, aynı zamanda en derin göl olan Baykal Gölü, başına kötü hadiselerin geldiği Aral Gölü, Balkaş Gölü, Lut Gölü, Afrika'daki Victoria, Rudolf, Tanganyika gölleri bunların hepsi tektonik kökenli göllerdir. Türkiye'de ise bunu ileriki kısımlarda da işleyeceğiz. Kuş, Uluabat İznik Gölleri, Burdur Acıgöl, Akşehir Eber Seyfe Tuz Gölleri, Hazar Aktaş Gölleri tektonik göllere örnektir. O zaman şunu unutma. Tektonik deyince iç kuvvetlerin oluşumunda meydana gelen hareketler, yani dağ oluşumunu düşüneceksiniz. Bu oluşum sırasında meydana gelen bir çukurluk varsa bu çukurluktaki su kütlesi tektonik gölleri oluşturmakta. Karstik göl deyince bana ifadelerde şunu kesinlikle verecek. Ya burada kireç taşı var, ya burada jips var, ya da burada kaya tuzu var. Kireç taşı neydi? Kalkerdi. Jips neydi? Alçı taşıydı ve kaya tuzu. Bunlar suyla tepkimeye girdiğinde erirler. Eridikleri zaman bir çukurluk oluştururlar. Biz bunlara uvalı çukurlukları ya da polyeler diyebiliriz. Bu çukurlukların içerisinde bulunan şuradaki görmüş olduğunuz su kütlesi karstik gölleri oluşturmakta. Neredeymiş bu? Arnavutluk ve Karadağ sınırında yer alan İşkodra Gölü'ymüş. Ve şunu da unutmayalım. Bizim ülkemizde bu gölleri yaygın olarak nerede görüyoruz dersek Akdeniz bölgesinde görmekteyiz. Neden peki dediğimizde, çünkü karstik arazi Türkiye'de en fazla Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Bunu da unutmayalım. Ve aynı zamanda karstik arazilerde obruk dediğimiz bir şekil vardı, değil mi? O tavan kısmının çökmesiyle birlikte meydana gelmiş çukurluklar, eğer ki bu obruklar yeraltı suyu seviyesine ulaşıyorsa o alanda bir göl olur. Bu göllere de biz obruk gölleri diyeceğiz. Bunu da unutmamış olalım. Buzul gölü. Buzulun hareketi sırasında meydana gelen çukurluklar var. Biz bunlara sirk çukurlukları diyoruz. Buz yalığı olarak geçer. Bu çukurluklardaki bulunan su kütleleri sirk gölleri, yani buzul göllerini oluşturmaktadır. Biz bunları
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sınırında ya da İskandinav Yarımadası'nda yaygın bir şekilde göreceğiz. Ya da dağların yüksek kısımlarında. O zaman sen buzul gölleri nerede görebilirsin? Ya yüksek enlemlerde görebilirsin ya da yüksek kesimlerde görebilirsin. Dağların yüksek kesimlerinde zaten buzul etkili bir dış kuvvetti. Yüksek enlemlerde de gene buzul etkili bir dış kuvvet. O zaman bu alanlarda görmekteyiz. Peki Türkiye'de bu gölleri görebilir miyiz? Tabii ki de Buzul Dağı, Ağrı Dağı, Süphan, Kaçkar, Giresun, Uludağ gibi dağların yüksek kesimlerinde buzul aşınına bağlı olarak meydana gelmiş sirk çukurlukları vardır ve bu çukurluklardaki biriken su kütleleri sirk göllerini oluşturmakta. Şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bazen bunlar daha yükseklerde değil, bir tık alçaklarda da olabilir. Buzulun olmadığı bir yerde buzul gölünün varlığı demek Türkiye'nin o Senezoik dediğimiz dönemin Kuvaterner devrinde arkadaşlar buzullaşmaya uğradığını gösterir. O yüksek dağların büyük kısmı tamamına yakını buzullarla kaplandığı için bu alanda buzul aşının birikim şekli dediğimiz sirkler meydana gelmiştir. Bugün Türkiye'de buzulun olmadığı alanlarda bile biz sirk göllerini görebilmekteyiz arkadaşlar. Volkanik göl. Bir volkanizma faaliyeti var ve pat dedi patladı. Patladığında tepede bir çukurluk vardı. Hatırla neydi bu çukurluk? Kraterdi. Eğer ki burada bir göl varsa bu göle biz krater gölü diyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun çok güzel bir örneği var. Krater patladı. Çok geniş bir çukurluğa dönüştü. Bu kaldera gölü olarak geçer. Nemrut gölü çok güzel bir kaldera örneğidir. Bir de patlama volkanik arazinin çevresinde meydana gelir ve bu çukurluklarda su gölleri oluşur. Biz bunlara da Maar gölleri diyeceğiz. Ahanda şu yukarıda görmüş olduğun Meke gölü arkadaşlar dünyanın nazar boncuğudur. Çok güzel bir göldür ama kuraklık maalesef orayı da vurdu. Set gölleri dediğimizde bir çukurluk ya da bir akarsuyun önü herhangi bir sebepten dolayı bir setle kapanırsa bu şekilde oluşan gölleri biz set gölleri diyeceğiz. Kıyı set, moren, alüvyal, heyelan, lav seti gölleri. Bunlar set gölleridir. Peki bunlar nasıl oluşuyor dersek? Volkanik set gölü. Şimdi şöyle düşünün. Hemen şuraya ben şöyle bir tane volkanik dağ çizersem. Şimdi şuraya da şöyle hafif bir çukurluğun olduğu alanı çizeyim. Tamam mı? Şunu da şöyle sileyim. Çok daha güzel bir şekilde buradan gösterebiliriz. Şimdi volkanizma aktif hale geldiğinde bu lavlar ne yapacak? Bu lavlar etrafa yayılacak. Bu lavlar etrafa yayıldığında buradaki alanın şu önünü şöyle kapattı mı? Kapattı. Bu önünü kapattığında burada bir çukurluk oluştu mu? Oluştu. O zaman burada bir su birikintisi meydana gelirse buradaki seti oluşturan nedir? Buradaki seti oluşturan lavlardır. O zaman lav seti gölü dediğimizde volkandan çıkan lavların bir çukurluğun önünü kapatmasıyla birlikte meydana gelmiştir diyebiliriz. Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü'nün çevresinde bu gölleri yaygın bir şekilde görebilmekteyiz. Eğer ki arazimiz bizim ciddi anlamda engebeli ve bu engebeli arazide kütle hareketleri meydana geldi. Bir heyelan olayı meydana geldi ve bu kütle eğim doğrultusunda yer değiştirdi ve şuranın önünü böyle kapadı. Bu gerisinde bir göl oluşursa bu gölü oluşturan heyelan olduğu için biz bunlara heyelan seti gölleri diyeceğiz. Karadeniz bölgesinde çok yaygın görebiliriz. Aynı şekilde bir akarsuyun aşındırdığı, taşıdığı malzemeler başka bir akarsuyun kolunun önünü kapatıyorsa orada da bir göl oluşur. Biz bu gölleri alüvyal set gölleri diyeceğiz. Eğer ki dalgalar kıyıya getirdiği malzemeleri kıyı oku gibi bir birikim yapıp bir koyun ağız kısmını kapatıyorsa bunlara biz kıyı seti gölü diyeceğiz. Bunlar lagünler ya da deniz kulağı olarak geçmekte. Buzulların aşındırdığı malzemeler bir akarsuyun önünü kapatıyorsa biz bunlara moren setleri diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde oluşan göllerde moren seti gölü olarak geçer. Bunları yüksek enlemlerde görürüz. Kıyı seti göllerini deniz kıyılarında, alüvyal seti göllerini akarsuların bulunduğu alanda, heyelan seti göllerini heyelanın bol olduğu, arazinin engebeli olduğu alanlarda, lav seti göllerini ise volkanizma faaliyetleri sonucunda göreceğiz diyebiliriz. Geldik akarsular. Bir eğim doğrultusunda, bir yatak boyunca akışını sürdüren sulara biz akarsular diyeceğiz. Akarsuları inceleyen bilim dalı nedir dersek potamoloji olarak geçer. Bak potamoloji akarsu bilimi. Limnoloji göl bilimi olarak geçer. Oseonografya
okyanus bilimi olarak geçer. Bunu da zaten 9. sınıfta fiziki coğrafya yardımcı bilim dalları kısmında görmüştük. Biz akarsuların küçükten büyüğe doğru dere, çay, ırmak, nehir olarak farklı isimlerle ifade edebiliriz. Bu isimlerin hepsi akarsuları temsil etmekte. Şimdi arkadaşlar, akarsu ile ilgili bazı kavramlarımız var. Bunlardan birincisi, kaynak nedir dersek, kaynak bir akarsuyun yüzeysel akışa ilk geçtiği kısım. Aha da şurada nokta şeklindeki attığımız kısımlar akarsuyun kaynağı, kaynakları olarak geçer. Ağız dediğimiz kısım ise bir akarsuyun herhangi bir yere döküldüğü kısımdır. Yani aşağı kısımdır. Havza nedir dersek, bakın şimdi dikkat edin. Bu ağının bulunduğu alandaki akarsuya su kaynağı sağlayan birçok alan var. Bununla birlikte bir de ana kolum var şurada ve buradaki akarsu ne yapmış? Denize dökülmüş. İşte bu akarsuya su kaynağı sağlayan kolların tamamının bulunduğu şu sınıra biz havza diyeceğiz. Ve bir akarsu havzasındaki akarsuyun suları deniz ya da okyanusa dökülüyorsa bunlara biz açık havza özelliği gösteren akarsular diyeceğiz. Ama bir akarsuyun suları deniz ya da okyanusa dökülemiyorsa bunlara da biz kapalı havza özelliği gösteren akarsular diyeceğiz. Ve iki akarsuyu şurada birbirinden ayıran sınır var. Gördünüz mü? Buna biz su bölümü çizgisi diyoruz. Bunu da unutmayalım. Akarsu yatağı kaynakla ağız arasında bir eğim doğrultusunda akarsuyun sularını götürdüğü alana verdiğimiz isimdir. Şimdi tabii ki de dünyada akarsuları da bilmemiz gerekiyor. Mesela birkaç tanesini söylemem gerekirse hemen ne yapıyorsun? Atlası köşeye açıyorsun. Köşeye atlasını açtıktan sonra oradan güzel bir şekilde bunları da dolduruyorsun ekranınızı alıp. Mesela burada 11 numarayı görmekteyiz ki bizim için önemli akarsulardan bir tanesidir. Bu alana biz Amazon Havzası diyoruz. Ekvatoral iklimin görüldüğü alan zaten ve Amazon Nehri buradadır. Hemen karşısına geldiğimiz zaman bu alanda da Kongo Havzası'nı görebilmekteyiz. Burası da Kongo Nehri. O zaman burayı da bileceğiz. Mesela 4 numara çok önemli. Niye? Mısır medeniyetinin bu alanda tutulmasını sağlamış bir akarsudur. Nil Nehri'dir arkadaşlar. Onun dışında mesela gördüğümüz alanlardan bir tanesi 8 numara. Avrupa'dan başlayıp Karadeniz'e doğru dökülmüş 9 numara mesela sel ve taşkınların görüldüğü yerlerden bir tanesi. 10 numara Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında su sorununun yaşanmasına neden olan bir akarsudur. O zaman ne yapıyorsun? Buranın da şöyle güzel bir şekilde ekran alıntısını alıyorsun ve bunları o atlasından güzel güzel bakıp yazıyorsun. Şimdi geldik. Akarsuyun rejimi nedir dersek? Akarsuyun yıllar içerisinde yani aylar içerisindeki akım değişikliklerinin o oransal anlamdaki farkı bizi rejime götürür. Akım nedir? Akarsuyun herhangi bir kesitinden geçen saniyedeki su miktarıdır. Bakın dikkat edin. Düzenli rejime sahip akarsularda akarsuyun yatağından geçen su miktarının aylara göre değişimine baktığımda oransal anlamda çok düşüktür. Ama düzensiz rejime sahip olan akarsuların bulunduğu yerde oransal anlamda akımda ciddi bir değişiklik vardır. Peki dünya ölçeğine baktığımız zaman ekvatoral iklim ve okyanusal iklimdeki akarsuların rejimleri düzenlidir. Neden? Çünkü her mevsimi yağışlıdır. Ama savan iklimi diyebiliriz, muson iklimi diyebiliriz, Akdeniz iklimi diyebiliriz ya da karasal iklim bölgeleri diyebiliriz. Bu alanlardaki akarsuların rejimleri de düzensizdir. Niye? Çünkü buradaki yazmış olduğumuz iklimlerde belirgin bir kuraklık dönemi vardır. Bunu da unutmayın. Yağış rejimi ve şekli, havzanın genişliği, buharlaşma şartları, baraj, bitki örtüsü, akarsuyun rejimi üzerinde etkili unsurlardır diyebiliriz. Geldik şimdi yeraltı suları ve kaynaklar. Şimdi bir yerde yeraltı suyunun oluşabilmesi için ne olması lazım? O suyun yer altına sızması lazım. O zaman geçirimli tabakalardan yer altına sızan suların geçirimsiz tabakalar üzerinde birikmesiyle birlikte yeraltı suları oluşmaktadır. Yeraltı suyunu ileten, süzen, depolayan alana biz akifer diyeceğiz. Mesela kum taşı, çakıl taşı, kalker, tüf gibi kayaçlar geçirimli kayaçlardır. O zaman bu kayaçların bulunduğu alanlarda yeraltı suları bakımından zenginlik söz konusudur.
Aynı zamanda kil, şist, granit gibi kayaçlar ise geçirgenlik düzeyi düşük olan kayaçlardır. Eğer ki bu kayaçlar yüzeyde varsa bunların bulunduğu yerlerde de yeraltı sularının fakir olduğunu söyleyebiliriz. Peki kaynak nedir? Kaynak yeraltı suyunun yeryüzüne çıktığı alana verdiğimiz isimdir ve biz kaynakları vadi kaynağı, karstik kaynak, artezyen, fay ve gayzer kaynağı olmak üzere 5'e ayıracağız. Nasıl? Eğer ki bir yeraltı suyu bir dağın yamacından çıkıyorsa, bak şuradan çıktıysa biz bunlara yamaç kaynağı ya da bir akarsuyun kenarından bir vadiden çıkıyorsa biz bunlara vadi kaynağı diyeceğiz arkadaşlar. O zaman şunu unutma. Vadi yamaç kaynağı. Bir dağın yamacından yeraltı suyu hop yüzeye doğru çıktı. Bir akarsuyun vadinin köşesinden hop yüzeye doğru çıktı. Vadi yamaç kaynaklarıdır. Eğer ki bana karstik kaynağı yani sağ üst köşede gösterilen görseli gösteriyor ve burada daha büyük harflerle yazıyorum. Sana kalker diyorsa, sana kalker diyorsa, kireç taşı varsa burada karstik kaynak vardır. Peki Türkiye'yi düşün. Türkiye'de karstik arazi nerede yaygındı? Akdeniz bölgesinde. O zaman bu kaynak da nerede yaygın olacak? Tabii ki de Akdeniz bölgesinde yaygın olacaktır. Çünkü kalker dediğimiz kireç taşı, alçı taşı da olabilir, kaya tuzu da olabilir. Geçirgenliği yüksek kayaçlardır. Buralardan yer altına sızan sular buradaki kayacı eritir ve çukurluklar meydana getirir. Biz bu kaynaklara karstik kaynak diyeceğiz. Kalker varsa karstik kaynakları unutma. Ve bunların suları kireçlidir. Debileri yani geçen su miktarı mevsimden mevsime göre değişiklik göstermektedir. Ve aynı zamanda suları soğuktur arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Bakın şimdi. Şuradaki kaynağa dikkat edin. Bu artezyen kaynak olarak geçmekte. O zaman ben şurada şöyle bunu güzel bir şekilde isimlendireyim ya da harflendireyim, rakamlandırayım. Ne yapayım? Rakam yazırım. Ya bir numara diyorum. Bu bir numaradır. Şuna geldim 2 numara diyorum karstik kaynak aha da bu 2 numara. Artezyen kaynak 3 numara aha da bu 3 numara diyoruz. Peki artezyen kaynakta olay ne? Burada geçirimsiz bir tabaka var mı? Var. Burada da geçirimsiz bir tabaka var mı? Var. Allah Allah. Arada yeraltı suyu var mı geçirimli tabaka? Biraz önce ne dedik biz? Bir yerde kaynağın yani yeraltı suyunun oluşabilmesi için geçirimli tabakadan suyun yer altına sızması lazımdı. Burada iki tane geçirimsiz tabaka var. Peki bu su nereden sızacak? Ahan da buradan sızacak. Burada arazi ne olmuş? Dümdüz değil. Bakın dikkat edin arazi burada kıvrılmış. O zaman artezyen kaynaklar genel itibariyle kıvrımlı sahalarda görülen kaynaklardır. Buradan sızan yeraltı suları yüzeye nasıl çıkar? Ben şuradaki geçirimsiz tabakayı şöyle delersem çıkar. Yani ne yapıyorum burada? Aslında sondaj yapıyorum. Sondajlarla birlikte bu su yüzeye çıktı mı? İlk etapta bu su basınçlı bir şekilde yüzeye çıkacaktır. Daha sonra normal akışına geçecektir. O zaman şunu unutmayalım. İki geçirimsiz tabaka arasında bir yeraltı suyu varsa bunu çat sondajla çıkarırım. Ben bu kaynağı artezyen kaynak derim. Özellikle tarımsal faaliyetlerde sulamada biz bu kaynakları yaygın bir şekilde kullanmaktayız arkadaşlar. 4 numara, 4 numara. Burada neye dikkat ediyorum? Tabakaların birbirine göre uyumsuzlukları var. Ve tam şu alan çizdiğimiz alan kaynağın çıkış kısmı. Bu alanın bulunduğu yer fay kaynağıdır. Eğer ki çatlaklardan yer altına sızan sular fay hatları boyunca yüzeye çıkıyorsa biz bu kaynaklara fay kaynakları diyeceğiz. Ve genel itibariyle bu kaynakların bulunduğu alanlardaki sular sıcaktır ve biz bunu kaplıcalarda kullanmaktayız, konutların ısıtılmasında kullanmaktayız, seraların ısıtılmasında kullanmaktayız. Arkadaşlar bunu da unutmayalım. 5 numara gayzer kaynaklar. Yerin altına sızan sular. Magmaya yakın alanlarda o sıcaklıkla birlikte buharlaşır ve basınçlı bir şekilde buhar şeklinde yer yüzeyine çıkar. İşte buhar şeklinde yer yüzeyine çıkan, basınçlı bir şekilde yer yüzeye çıkan bu sulara biz ya da kaynaklara gayzer kaynakları diyeceğiz. Bak dikkat et. Basınçlı şekilde yer yüzeyine iki kaynak çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 3 numarayla yazdığımız artezyen kaynaklar, bir diğeri ise 5 numara ile yazmış olduğumuz gayzer kaynaklardır. Bunu da unutmayalım.
Karstik kaynaklarda kalker kireç taşı olacak, bunu unutma. Fay kaynaklarında fay hatları boyunca yüzeye çıkacak, sıcak su kaynaklarıdır, bunu da unutmayalım arkadaşlar dedik. Ve bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte su kaynaklarını gördük. Bunlarda şuna dikkat etmen lazım. Dünyadaki en fazla yüzdelik anlamda orana sahip olan su kütlesi okyanuslardı. Denizlerdi. Yani tuzlu su kütleleridir. Tatlı su kütleleri %3 ile bizim en az su kaynağına sahip olduğumuz kısım. Tatlı yüzey sularında da buzdağları ve buzullar en fazla paya sahip olan kısımdı. Bununla birlikte okyanuslar geniş, derin tuzlu su kütleleri, denizler onlara göre daha sığ tuzlu su kütleleridir. Eğer ki okyanusun kenarındaysa bu kenar deniz, okyanusa bir boğaz ya da kanalla bağlanıyorsa bu da iç deniz olarak geçmekteydi. Göller oluşumu itibariyle yapay ve doğal olarak ifade edilmekteydi. Yapaylarda baraj ve göletler var. Doğallarda ise tektonik göller, karstik göller, buzul gölleri, heyelan seti gölleri, lav seti gölleri var. Bir de şunu unutma. Bazen bir gölün oluşumunda birden fazla durum etkili olmakta. Biz bu göllere karma yapılı göller diyoruz. Mesela bizim bunun için verebileceğimiz en güzel örnek Van Gölü'dür. Van Gölü'nde hem tektonik hareketler etkili hem de volkanizma faaliyetleri etkili. O yüzden biz Van Gölü'ne tektonovolkanik göller diyoruz. Yani oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göllerde o karma yapılı göllerdir. Akarsular bir eğim boyunca akan sulardı. Kaynak ilk çıkış noktası, ağız döküldüğü yer, suyun tamamının bulunduğu alan havza. Eğer ki deniz okyanusa dökülüyorsa açık havza, dökülemiyorsa kapalı havzaydı. Eğer ki akımda değişiklik çok fazla ise düzensiz rejimdi, değişiklik çok az ise düzenli rejime sahip akarsulardı diyebiliriz. Bir yeraltı suyunun oluşması için geçirimli bir tabakanın olması lazım. Geçirimli tabakadan yer altına sızan su geçirimsiz tabakada birikecek ve yer altı suyunu oluşturacaktır. Yer altı suyunun yüzeye çıktığı yer kaynaktır. Bak şunu da unutma. Geyser kaynakları ile fay kaynakları sıcak su kaynaklardır. Artezyen kaynaklar, yamaç vadi kaynakları, karstik kaynaklar soğuk su kaynaklarıdır. Bunu da unutmayalım. Önemli ifadeler. Geldik günün ödüllü güzel bir sorusuna arkadaşlar. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki hafta ne işleyeceğiz? Peki derseniz bir sonraki hafta biz doğadaki 3 unsurdan ikincisi olan suyu bitirdik. Toprağı işleyeceğiz diyebiliriz arkadaşlar. Şunu da söyleyebilirim. Ödevlerimizi mutlaka zamanında eksiksiz bir şekilde yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım, kolay gelsin, iyi çalışmalar.